Evet dostlar, geldik türbeye. Türbeye geldik. Burası. Buyurun. Murat Hüdavendigâr Türbesi. Birinci Murat Kosova Savaşı'nda şehit olduktan sonra iç organları buraya gömülmüştür. Bedeni ise Bursa'dadır. Allah onlardan razı olsun. Kosova 1. Murat'ın türbesindeyiz. 2024. Öğle namazını burada kıldık, gidiyoruz. Hadi gel. Padişahımızı da ziyaret ettik. Gidiyoruz inşallah. Arabamız orada. Kosova. Buradan itibariyle prizneye aldığımızda nasıl bilin dostlar, zaten araçta giderken Taşköprü'ne görmüş olacağız, hepsi bir arada. Küçük bir şehir, Akdere Tüneli'ne konmuş olan Eskişehir üst tarafında, kalesi çok yüksekte, zaten çıkması yok. Aynı zamanda Sinanpaşa Camii, hemen yemek yiyeceğimiz yerde, Taşköprü de aynı şekilde orada. Gittiğimizde hem yemek için hem de gezmeniz için serbest zaman vereceğim. Beskada'ya bir restoran var sevgili dostlar. Orada da yemeğimizi yeriz. Bilen orada yer, diyen başka bir yerde yer. Ama genelde biz orada yemek yiyoruz. Daha iyi bir şekilde oldu. Ondan sonra serbest zamanımızı değerlendirip aracımıza geçip Kosova'dan, geldiğimiz yoldan tekrardan geri döneceğiz. Giriş ve çıkış nasıl yaptıysak yine aynı şekilde çıkış ve giriş yapacağız. Ondan sonra ise otelimize girmiş olacağız. Kosova'daki programımız bu şekilde. Duruma göre kapıya gelirken aslında hiç bu kadar zaman kaybetmiyoruz ama biraz yoğunluk vardı, siz de gördünüz. Yani giderken inşallah fazla yoğunluk olmaz. Yani tahmini 6.30-7 gibi inşallah otele atarız kendimizi. Daha erken de olursa hem dinlenmiş olursunuz, keyfini de çıkarmış olursunuz, biraz da dinlen, rahat etmiş olursunuz. Kosova Arnavutluğun ve Karadağ'ın sınırıymış. Buradan Karadağ'la Arnavutluğa geçebiliyoruz. Şu anda Kosova'dayız. Karadağ burada. Arnavutluk'ta. De var. Çok güzel, çok beğendim. Suyu tatlı. Balık tutanları gelirken gördüm. Şurada kilise var. Hristiyanlar mum yakıyorlardı. Yani işler durumda. Çok güzel, çok beğendim. Siz de gelin gezin.
İş kötü. En derin 288 metreymiş. Pırıl pırıl. Balkanların üçüncü büyük gölü. Kıble. Sınır kapısından geçtik. Gösteri saat 12.30'da beklemek için saat tamiri 10-12.30 gibi bir restoranda dururuz. Bir şeyler atıştırırız. Oradan yolumuza çıkar. Yeni sınırdan geçiyoruz. Devam etmiş olacağız. Makedonya'dan çıktık. Daha doğrusu çok zaman kaybettik. Yapacak bir şey yok. Geçtik. Nasıl elinizde olan bir şey ne de benim elimde olan bir şeydi. Daha kalabalıktı gördüğünüz gibi. Tek tek baktılar bir de. Bazen tek tek bakmıyorlar. Bütün pasaportları... Sevgili dostlar, Makedonya'dan çıktık. Sırbistan'a. Yüzümüze bakmadan geçiyorlar bazen. Şu an itibariyle Sırbistan topraklarındayız. Serbia olarak geçmektedir. Başkenti Belgrad'tır. 430 kilometre. Geriye kalan da bundan sonra kat etmiş olacağız. Bir saat 20 dakikada geçebildik. Tek tek yüzümüze baktılar, pasaporta baktılar. Önce çıkışımızı yaptılar Sırbistan kapısında, sonra da girişimizi yaptılar. Her iki tarafta, yani çıkışta girişte tek tek baktı. Bazen rahat bir şekilde gönül rahatlıkla tanınabilirsiniz. Geçen yerlerde herhangi bir problem çıktı. Her sektör mark alıyorlarmış. O gün geldiğinde ben söylerim size. Ama günlük ihtiyacınız kadar, tamam mı? Adamlar Karadağ'ı geçtiğiniz zaman plan oluyor. Daha bir döner aynı şekilde plan oluyor. Geçmiyor. Ondan dolayı ihtiyaçlar istiyorlar. Böyle 5 euro, 10 euro. Kesintileri oluyor bazı yerlerde yüksek oluyor. O yüzden fazla bozulmanızı istemiyorum. Hem alırken hem satar tonunu daha fazla bırakılıyor. Kapıda bunu yaşadık. Bir sonraki kapıda Sırbistan. Valla normaldir yani. Arada 30 kişiyiz. Toplam 40 kişiyiz ama 35'i yani